Sevgili dostlar, merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Vergi Algı'da bu akşam sermaye piyasalarını, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunlarını ilgilendiren ortak bir alanda birlikte olacağız. Bugünkü konumuz pay geri alımları üzerine olacak. Yani hisse senetlerinin, iştirak listelerinin geri alımı konusunu birlikte ele alacağız. Program konuğumuz Sayın Ergun Unutmaz, ekonomist, yazar ve başka pek çok özelliği de var. Bugün ama konumuz pay geri alımlar üzerine olacak ve kendisinin engin bilgilerinden istifade edeceğiz. Programımızın başlangıç kısmında kendisinin bir sunumu olacak. İkinci bölümde konunun vergisel boyutuna kısmen değineceğiz. En sonunda da sizlerin soru ve değerlendirmelerini alarak programı tamamlamış olacağız. Ergun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Üstad, hoş bulduk. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir katılım bizim açımızdan. Bilgilerinizi dinlemekten büyük mutluluk duyacağız. Ben sözü size bırakıyorum. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim. Böyle faydalı bilgilerin olduğu bir ortamda hem üstadlarımızdan öğrenmek hem de bilgi arayışında olanlara elimizdeki bilgileri aktarmak adına baştan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Aslında bugün güzel pay geri alımları üzerine güzel bir sunum hazırladım. Fakat konu konuyu açtığı için biraz da kapsamı geniş tutmak gerekti. Çünkü bu pay geri alımlarından önce temettü politikalarını anlamak gerekiyor şirketlerin. Bu anlamda da güzel, kapsamlı fakat oldukça tempolu gideceğimiz bir sunum olacak. İsterse ekran paylaşımıyla birlikte hemen başlayalım. Ben de vaktimi iyi kullanmaya çalışarak daha sonra sözü sizlere bırakırım. Tabii, buyurun. Sizi dinliyoruz Can, kolay gelsin. Bir saniye. Bu arada ekranımı hemen açayım. Ekran görüntüsü sunum yansıdı mı? Evet, gözüküyor. Dört bölümden oluşan bir sunum hazırladım. Bunların ilkinde pay geri alımlarının yeri ve önemi, yani pay geri alımlarının bizim yatırımcılar ve piyasada işlem yapan kişiler, şirketlerimiz ve devlet açısından düzenlemelerde ne gibi önemi olduğunu anlatacağım. İkinci bölümde hemen küresel piyasalarda geri alımların seyrine bakacağız. Burada tabii finans deyince Profesör Asfat Damodaran'ı anmamak olmaz. Kendisiyle de zamanında yoğun bir çalışma mesaimiz olduğu için böyle kitap çevirilerinde ve sonraki süreçte burada iki makalesine yer vereceğim. Orada grafikler üzerinden gideriz. Üçüncü bölümde gerçek veriler üzerinden bir uygulama olacak. Burada da birkaç şirketten bahsedeceğim ama daha çok Şişe Cam şirketi üzerinden bilgileri paylaşacağız. Kendi tuttuğum notlar üzerinden. Ve son olarak da vergisel yasal düzenlemelere geçeceğiz. Ama tabii ki hani bunu izleyicilerimize baştan mı söyleyelim? Bu eğitim amaçlı bir içerik olup benim kişisel bakış açımla ve kamuya açık kaynaklardan referanslarıyla paylaştığım verilerle hazırlanmış bir çalışma. Dolayısıyla üçüncü kişiler ve kurumlar açısından bunun bağlayıcı yatırım ve alım-satım işlemleri için de dayanak tavsiye niteliği teşkil etmediğini baştan belirtmekte fayda var. Şimdi konumuz hisse senetleri. Hisse senetlerinde iki tür aktör vardır piyasada diyelim işlem yapan kişiler açısından. Bunlardan ilki alım-satım işlemleri yapan, yani kısa süreli, bu bir gün bile olmak zorunda değil, alıp anında bir kademe yukarısında satmak ya da almak şeklinde pozisyonlarını değiştiren kişiler vardır. İkinci tarafta ise uzun vadeli yaklaşan, en az bir yıla üzeri tutmayı düşünen pozisyonlarını kişiler vardır. Burada sol taraftaki grupta bizim için önemli olan P dediğimiz piyasadaki fiyatın beklentilerle ne aşamada karşılaştığıdır. Yani eğer fiyat beklentimiz bugünkü fiyatın üzerinde olacağı şeklinde ise gelecekteki fiyat beklentimiz alış şeklinde bir pozisyon taşırız. Eğer fiyatın düşeceğini düşünüyorsak gelecekte satış yönünde bir işlem yaparız. Bu daha çok teknik analize ilgilendiren kişilerle ilgili. Ufak bir notla burayı da daha sonra tekrar devam edip neden değer yatırımı açısından ve pay geri alımlarından önemli olduğunu ileride paylaşmaya çalışacağım. Yatırım kısmına gelirsek bu sefer expected price, yani beklenti fiyatı bizim için ilk derecede önemli değildir. Çünkü zaten vademiz uzun olacağı için fiyatın ileride yükselebileceğini düşünerek bir sermaye kazancı elde ederiz. Eğer satış işlemi gerçekleştirirsek daha yüksek fiyattan. Ama bizim için value dediğimiz değer önemlidir yatırım yapmak için. Eğer piyasadaki fiyat bizim şirket için bulduğumuz değerden düşükse o zaman alım pozisyonları açabiliriz. İkinci bir avantajı ise yatırım yapmaktan, neden yatırım yaparız sorusunun cevabı belli bir nakit akışı üretmek, belli bir dönemlerde gelir elde etmek de var. Ve temettü bunu sağlayan bir unsurdur. Bunu da ileride birazdan detaylandıracağım. Üçüncüsü ise daha modern, 80'lerden sonra sürekli karşımıza çıkan ve giderek hızlanan pay geri alımları.
Tabii ben böyle anlatınca pek etkili olmuyor. O yüzden grafiklerle devam etmek belki daha faydalı olur. Burada önemli olan nokta, daha önce söylediğim, diyelim ki bu çeyrekler sonu itibariyle fiyat çok önemli değil. Bunu daha sonra başka bir grafikte anlatacağım ama bu expected price dediğimiz beklenen fiyatın ne anlama geldiği sorusu çok sıkıntılı. Onu göstermek için burada özellikle yer verdim. Çünkü fiyatın gelecekte ne olacağı, ne kadar başarılı tahminler, çalışmalar yapsak da sonuçta bir tahmine dayanıyor. Ve 23 olan fiyatın 33 ya da 13 olmayacağının bir garantisi yok. Geçmişte fiyatın sürekli yükselmiş olması gelecekte de yükseleceği anlamına gelmediği gibi geçmişte sürekli düşen fiyatın düşmeye devam edeceği çıkarımını da yapamayız. Dolayısıyla fiyat beklentisini oluştururken hani hiçbir göstergeye bakmadan sadece fiyat üzerinden işlem yapan kişiler için bile bir sonraki fiyatın ne olacağı üzerine bir bahse girmek biraz sıkıntılı benim anlayışıma göre. Dolayısıyla bir sonraki durumla kıyaslarsak bu sefer elimizde değer sorunu var. Yine beyaz aynı fiyat grafiğini gösteriyor. Çeyrekler sonuyla kapanış fiyatları bunlar borsadaki. Sarı ise değer. Bu değerler de yine benim kendi kişisel beklenti, varsayım ve baz aldığım kriterlere göre piyasadaki verilerle hazırladığım bir çalışma. Ve sarı olan çizgi değer olarak gösterdiğimiz hep fiyatın üzerinde kalmış. Bu da bize bu inceleme dönemi açısından tabii ki bir yatırım fırsatı sağlıyor. Yani değer fiyattan yüksek olduğu için mesela 11.57 bulduğumuz değer piyasadaki 7.55 fiyatın üzerinde olduğu için 7.55'ten pozisyon açıp fiyatın değeri yakalamasını bekliyoruz. Gördüğümüz gibi biraz gecikmeli olsa bile neredeyse her dönemde fiyat değere yakınsamaya başlamış. Tabii değerin hesaplaması öyle çok kolay görüyorum şu an Twitter'da özellikle çok rahat bilanço açıklandığı anda hemen 3 dakika içerisinde değerler düşüyor. Bu aylar yıllar süren uzun süre deneyim gerektiren bir çalışma ve çok hassas ve değeri mutlak bir değer yoktur. Herkesin kendi varsayımı, hesaplaması ve dikkate aldığı beklentiler çerçevesinde farklılaşabilir. O yüzden de bu da dikkatli yaklaşmak gereken bir unsur. Buraya daha sonra bir kere daha döneceğim. Çünkü değerin bu söz konusu dönemde bir kere fiyatın altına düştüğünü görmüşüz inceleme döneminde. Ve oradan sonra da tekrar o fiyata yakınsamış zaten. Devam edersek şirketler açısından nakit yönetimi bizim aslında ilk bakmamız gereken yer. Yani neden bir şirket temettü eder? Bir şirket neden pay geri alımı yapmaya çalışır? Ya da şirketin temel amacının üretmek, büyümek ve kar elde etmek olduğunu düşündüğümüzde elde edilen kar fazladan nakit demektir. Bunu yeni yatırımlara mı kullanacak? Yoksa yeni yatırımlar karlılığı beklendiği kadar yüksek olmadığı için bu nakiti elden mi çıkaracak? Ya da enflasyonun yoğun olduğu dönemlerde nakit tutmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için bu nakiti nasıl yönetecek sorularına cevap veriyor şirketler ve yöneticilerimiz. Ve burada da yine ilerideki grafiklerle çok daha detaylı anlatacağım. Nakdin pay sahiplerine iadesi söz konusu oluyor. Bu nakdin pay sahiplerine iadesi, yani belli bir üretim sonucunda elde edilen üretim, satış ve karın fazla nakit yarattığını düşünürsek, bu karı ortaklarıyla paylaşabilir şirketler. Halka açık şirketler olduğunu varsayarak yapıyorum bu sunumu. Ve bu temettü düzenli bir ödeme şeklinde olabileceği gibi özel temettüler şeklinde de nakdin dağıtımı gündeme gelebilir. İkinci bir yöntem ise pay geri alımlarıdır. Pay geri alımları ise yine farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bunlar sadece belli bir fiyattan hisselerini satmak isteyen kişilere yönelik olabildiği gibi direkt şirketin gidip piyasadan hisselerini, kendi hisselerini satın alması şeklinde de yaşanabiliyor. Tabii bunların vergisel avantajları, vergisel farklılıkları olduğu gibi bir de finansal mühendislik kısmı var. Bu kısım ayrı bir sunumun konusu olacak kadar geniş ama sadece fikir vermesi açısından nasıl kullanılabileceğini aktarmaya çalışacağım. Şimdi nakdin iadesinde farklar dediğimiz konu aslında temettünün yapışkan bir özelliği var. Temettüler bir kere başlandığı zaman ödenmeye bu bir bağlayıcılık taşıyabiliyor. Yani şirketler ilk başta hisse başına 10 kuruşluk bir temettü ödemesi açıkladılarsa bir sonraki yıl ortakların beklentisi en az enflasyon kadar, daha iyisi ise enflasyondan da fazla bir artış olması. Yani 12, 15, 20 her sene bu artarak yükselmesi bekleniyor temettülerin.
Bu da şirket açısından kendini bağlayıcı bir durum. Çünkü şirket ilk 2 yıl belki elindeki nakdi kullanacak imkanlar bulamamış olabilir. Fakat 3. yıl çok karlı bir yatırımları varsa bu sefer temettü kestiğinde piyasada algılar farklı algılanabiliyor. O yüzden bir kere başlayan sürekli buna devam edebiliyor. İkinci konumuzda ise dolaşımdaki paylara etkisi var. Şimdi geri alınan paylar öyle ezbere ve genel gitmemek gerekiyor. Her durumu kendi özel nitelikleri içerisinde incelemekte fayda var. Normalde tabii Amerika ve Türkiye açısından da farklar var ama normalde şöyle söyleyeyim. Bir şirketin piyasadaki hisselerini geri alması durumunda bunlar doğrudan ödenmiş sermayeden eksiltilmiyor. Yani düşünmüyor. Ayrı bir hesapta, bunu çevirisini yaptığım bir kitapta da anlatmıştım. Orada geri alınan paylar olarak ya da hazine hesabı olarak geçiyor burada ama treasury stock aslında geri alınmış pay demek. Burada çeviriyle ilgili sıkıntılar da var. O da ayrı bir boyut. Farklı izleniyor. 3 yıl sonunda eski mevzuata göre eğer piyasaya geri satılmıyorsa ödenmiş sermayeden düşülmesi gerekiyor. Dolayısıyla her geri alımın dolaşımdaki sermayeyi azalttığı gibi bir sonuca varamayız. Fakat bazı durumlarda şirketler geri alım sonucunda listeden de çıkarıyorlar. Yani buna delisting dediğimiz borsaya kotu olma durumundan da çıkıyorlar. Örnek yurt dışında Twitter'ı gördük. En son çok popüler bir örnek olarak Elon Musk satın aldıktan sonra Twitter'ı borsaya kotu olmaktan çıkardı. Diğeri ise Play Magnus. Bizim Magnus Carlsen satrançla ilgi alanlarımdan birisi. Magnus Carlsen'in kurduğu bir şirket vardı ve çok başarılı olacağını düşünerek oraya yatırımlar yapmıştım. Fakat benim gibi düşünen daha büyük sermayesi olan bir şirket şirketin gidip tamamını aldı. Ve Play Magnus artık borsaya kota değil. Bu durumda da elinde Play Magnus şirketinin hissesi olanların bir duyuruyla belirlenen fiyattan elindeki hisseler geri alındı. Bu da bir yöntemdi. Türkiye'de ise Garanti Bankası'nın en son BBVA örneğinde gördüğümüz gibi belli bir fiyattan isteyenlere, herkese değil, hisselerini geri alma çağrısı yaptığını, bir kısım insanların buna katıldığını biliyoruz. Şişecam ve Arçelik'in yürürlükte olan geri alım programları var. Bunlar farklı. Yani hepsini ayrı ayrı incelemek de önemli bir durum. Vergisel boyutta da eğer kişiler satın alma fiyatı kendi maliyetlerinin altındaysa, yani şirket sizin ödediğinizden daha az bir fiyata satın alıyorsa, bu durumda gelir vergisine tahakkuk ettirecek bir durum oluşmadığı için herhangi bir vergi de çıkmamaktadır. Aksi durumda ise sermaye iradı olarak görülebilip bu aradaki fark kadar geçerli oranlar üzerinden bir ödeme yapılabilir. Burada Asfaltta Modern'ın sitesinden aldığım bir grafik var. Bu aslında çok güzel anlatıyor. Sadece bu grafik üzerine bile bir saat sunum yapsak yeri var. Sol tarafta assets dediğimiz bir şirketin varlıkları, sağ tarafında ise liabilities dediğimiz yükümlülükleri var. Yükümlülükler borç ve öz kaynak olmak üzere iki farklı kalemden oluşuyor. Varlıklar ise burada basitleştirilmiş bir şekilde nakit ve faaliyet varlıkları olarak ayrılmış. Peki bir geri alım işlemi yapıldığında, şirket pay geri alımı yaptığında bunun değer üzerinde etkisi ne olur şeklinde bir soru sorulduğunda buradan anlatıyor Asfaltta Modern Hoca. Diyor ki eğer geri alım borçlanma şeklinde yapıldıysa, ileride buna tekrar değineceğim çünkü çok büyük gürültü çıkmıştı burada. Şirketler paylarını geri almak için borç çekiyorlar. Bu borçlanma yüzünden piyasadaki borçluluk oranlarında farklılık oluyor ve şirketler yatırım yapmıyor. Bu çok vahim, bu olmasın noktasında bir negatif durum da vardı. Şimdi şirket borç alırsa ne olur? Bu iki durumda incelenebilir. Birincisi eğer şirketin borçluluğu düşükse, yani öz kaynak yoğun bir finansman şekline sahipse, borçluluk oranının artması şirket için fayda sağlayacaktır. Neden? Çünkü borçlar vergiden düşülebilmektedir. Burada bir vergi avantajı sağlıyor. Fakat şirketin borçları halihazırda çok yüksekse veya yüksek bir borç oranından alıp elindeki nakitle bunu çeviremeyecek bir durumdaysa, bu sefer de şirketin temerrütte düşme riski artıyor. Default risk dediğimiz. Dolayısıyla borcun nasıl bir kanalı izleyeceği bu durumlara göre şekillenebilen bir çerçevede izlenmeli. Nakit açısındansa bazı şirketler yatırımcıların gözünde baştan olumsuz değerlendirilip bunlar için bir iskonto yapılır. Nedir bu? Şirketin elindeki nakdi iyi kullanamadığını bilen yatırımcılar, eğer bu şirket dönem sonunda fazla nakit elde ise kesin bunu çarçur edecek, kötü bir yere harcayacak, yanlış bir yatırım yapacak diye düşünerek belli bir iskonto oranı uygularlar değerlemelerinde. Eğer geri alım yapan şirket elindeki nakdi bu şekilde paydaşlarına dağıtıyorsa, bu iyi bir şeydir ve ortadaki bu iskontoyu kaldırır. Fakat şirketin durumu bunun gibi değilse o zaman ayrı düşünmek gerekiyor.
Bir de son olarak yatırımlar açısından etkisine bakmamızda fayda var. Yatırımlar açısından etkisine baktığımızda ise şirketin asıl amacı bir yatırımdan elde ettiği getiriyle bu yatırımı yapmak için şirketin yüklenmiş olduğu sermaye maliyetini kıyaslamaktır. Eğer yatırımın getirisi sermaye maliyetinden yüksekse burada negatif olarak gösteriliyor. Eğer eşitse bir etkisi yok fakat düşükse de olumsuz olarak algılanıyor. Yani şirketler aslında temel olarak şu bizim için çok önemli bir soru. Temettü dağıtmalı mı? Pay geri alımı yapmalı mı? Yatırım yapmalı mı? Yani bu şirket üçünden birisini seçecek. Eğer şirket gerçekten güzel yatırımlar yapabiliyorsa, sermaye maliyetinin üzerinde bir getiri elde edebiliyorsa, şirket yatırım yapmayı tercih edecektir. Ya niye sen temettü dağıtmıyorsun, niye pay vermiyorsun gibi bir bakış açısı benim kendi görüşüme göre bu anlamda doğru değildir. Çünkü şirket zaten yatırımlarla daha yüksek getiri elde edecekse bu şirketin hisse senedi fiyatlarını yukarı çekecek, şirketin değerini yükseltecek, gelecekte daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Bana temettü vermesi bu anlamda belki de bu faaliyetleri yapmasının önünde bir engeldir. Başka bir şirketse eğer yatırım yapamıyorsa, şu an sektör buna uygun değilse, elindeki imkanlar daha yüksek bir getiri elde etmesini sağlamıyorsa, o zaman temettü olarak bunu dağıtması veya pay geri alımı yapması daha doğru olabilir. Tempolu gidecek dedim ama yine de çok gerisinde kaldık. Tekrar devam edeyim. Çünkü ileride güzel sunumlar da var uygulama örneğinden. Güzel slaytlar var. Şimdi buradaki ikinci bir soru ise, eğer şirket geri alım yapma noktasında bu işlemi fiyatı nasıl etkiler sorusuna yanıt arıyor. Eğer değerlemesi fiyata eşitse, bu durumda yeşil olarak işaretlenmiş alanda görüldüğü gibi piyasada şirketin hisse senetleri fiyatlarının yükseleceği beklentisi oluşur. Yani teknik analiz yapanlar bana ne değerlemeden, ben ilgilenmiyorum, şirketin pay geri alımı benlik bir şey değil noktasında düşünüyorsa bence bu noktada hata ediyorlar. Çünkü eğer şirket fiyatı değerine eşitse ve geri alım yapılacaksa bu noktada bir geçici ve uzun süreli etkileri tekrar farklı farklı incelemek gerekiyor. Ve eğer değer fiyatın altındaysa, iyi hesaplanmış doğru bir değer, bu durumda da bir transferden söz ediliyor. Bu transferde paylarını geri satanlar ve satmayanlar arasında. Ancak dediğim gibi biraz teknik konular, sadece fikir vermesi için bir resim oluşturabilirsek o bile bence büyük bir katkıdır. Bir de işin finansal mühendislik boyutu var demiştim. Finansal mühendislik boyutu ne? Bunu bu örnek üzerinden açıklayayım. Fiyat kazanç oranı, değerleme yapmayanların ya da değerleme derken göreceli değerleme yöntemini seçenlerin içsel değerle ve saklanan değere göre çok sıcak bakmasam da çok yaygın olduğunu söyleyebilirim. Kullandığı temel oranlardan birisi. Eğer bir şirketin kazançlarına göre fiyatı düşük kaldıysa bu alım şeklinde bir kararın tetikleyicisi oluyor. Ve ne kadar fiyat kazanç oranı düşük olursa da o kadar talep yaratılıyor. Bunu ayarlamak çok basit. Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanıyor? Piyasada işlem gören fiyatı hisse başına kazanca bölüyoruz. Peki piyasada işlem gören fiyat belirliyken hisse başına kar nasıl elde ediliyor? O da dönem karının ödenmiş sermayeye oranıyla. Şimdi burada bir parantez açarak finansal mühendislik kısmı bu ödenmiş sermayenin düşürülerek kar sabitken daha yüksek bir hisse başına kar ve daha düşük fiyat kazanç oranı elde edilmek olduğunu söyleyerek parantez sonrasını uygulamadan bir örnekle devam edeceğim ve bu finansal mühendislikle ilgisi yok, yanlış anlaşılmasın. Bu sadece sayısal olarak göstermek adına Arçelik üzerinden gittiğim bir örnek. Şimdi Arçelik örneğinde tabii burada bir slide eksik olmuş. Burada daha doğrusu eksik değil de üzerine eklediğim animasyonlar vardı. Onlar çıkmadığı için sıkıntı. Bu normalde 675 şeklinde geçiyor bu oran. Hemen şöyle yapalım. Tamam, evet. Burada şirketin piyasa fiyatı 154, dönem kârı 5.333 ve dolaşımdaki hisse sayısı 675 ödenmiş sermayesi diyelim. Ve şirket geri alım sonucunda mesela bu 675'i 600'e çekmeyi niyetleniyorsa payları ödenmiş sermayeden düşecek şekilde o zaman 7.89 olan hisse başına kar ve 19.60 olan fiyat kazanç oranı gördüğümüz gibi 675'ten 600'e düştüğü anda 8.89 ve 17.40'a çıkıyor. Dolayısıyla dikkatli yaklaşmak gereken ince bir detay bu da. Amerika'da bunun çok yaygın örnekleri var. Bu tür şeyler zaten piyasada anında fark edildiğinde fiyatı da aşağı yönde çeken bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi makaleye geçeceğim izninizle.
Makale iki tane. Birisi 2013 yılındaki makalesi Asfalt'ta Modern Hoca'nın. Diğeri ise 2023 yılındaki. Sunumun ikinci boyutuna geldik. İkinci boyutta küresel piyasalardaki gelişme aktarmaya çalışacağım. Çünkü artık temettünün ne olduğunu, pay geri alımının ne olduğunu az çok biliyoruz bu noktada. Maviler şirketlerin Amerika'da 1980'den 2013'e kadar ödemiş oldukları temettüler, kar payı ödemeleri. Daha önce bağlayıcı ve süreklilik unsuruna dikkat çekmiştim ve burada gördüğünüz gibi sürekli artarak gidiyor 80'lerden beri. Yani bir kere 10 verdiyseniz 12, 14, 16, 18 beklenti bu şekilde. Maviler sürekli artmış 2009'daki kırılmaya kadar. Turuncu ise hisse geri alımları. 80 ve 90 arasında neredeyse yok gibi, fakat buradan sonra yasal yürütmelikteki değişiklikler, mevzuat değişikliğiyle şirketler daha yüksek bir geri alıma yöneliyorlar. Ve bu geri alımlarda 2000 yılına kadar ivmeli bir şekilde çıkıyor ve neredeyse yakalıyor temettüleri. Ve 2000 dotcom krizi dediğimiz işte o teknoloji krizinden sonra ise muazzam bir şekilde patlamayla ikisi birden hem temettü hem geri alımlar yüksek bir seyir izliyor. Peki kim alıyor? Yani bu geri alımı yapan kim sorusu da önemli bir nokta. Geri alımı gördüğünüz gibi dev şirketler yapıyor. Yani Amerika'nın en büyük şirketleri Apple, ExxonMobil, Pfizer, Cisco, Oracle gibi teknoloji şirketleri veya bankalar burada ilk piyasa değerine göre yüksek olarak dikkatimizi çeken unsurlar. Ve temettülerin de yüksekliğini ayrıca not etmekte fayda var. Yani bu pay geri alımına göre sıralanmış bir liste. En yüksek geri alım yapan şirketler. Fakat aynı zamanda bu şirketlerin yüksek temettü ödediğini de ileride tekrar geleceğimiz Türkiye uygulamasında şimdiden burada not etmekte fayda var. Bu da söylediğim ekonomistin bir makalesi. Hani bu arada sürekli takip ettiğim dergilerden birisi. Burada ekonomist taraf tutarak bunun kötü olduğunu söylüyordu o makalede o zaman. Ve Asfalt'ta Modern Hoca da bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da kenara ayırarak orta çizgide bilimsel verilerle yaklaşmak gerektiğini söylüyor. Buradaki argüman da daha önce söylediğim gibi şirketler kendi hisselerini geri aldıkça ve bu geri alımı dışarıdan değil de borçlanma, yani kendi kaynakları değil de dışarıdan elde ettikleri finansmanla, borçlanmayla yaptıkları için ve yatırım yapmak yerine pay geri alımı yaptıkları için ekonominin kötüye gideceği gibi bir argüman vardı. Bunun neden hatalı olacağını ileriki slaytlarda belki anlatabilirim. Mesela bu örnekte evet diyor, 3 tane şeyi inceliyor. Borçları inceliyor Asfalt'ta Modern Hoca. 3 tane borç kalemini sermaye, piyasadaki sermayeyi oranlıyor. Defter değerini oranlıyor. Ve EBITDA olarak şirketlerin karlılık unsuru üzerinden inceliyor. Mavi değerlerden önce isterse şu morla başlayalım. Çünkü mavi ve mor yükseliş eğilimindeyken tek sabit kalan neredeyse yeşil çizgi. Mor bize sermayenin, borçların, şirketlerin ödenmiş sermayesine göre bir artış gösterdiğini söylüyor. Yani evet, borçluluk artmış. Mavi sütunlar da artmış. Bu da EBITDA'ya göre borçları kıyasladığımızda burada da yükseliş var. Fakat piyasa değerine göre pek bir artış yok diyor. Ve bunun arkasındaki gerekçenin de şirketlerin geri alım yapmak için borçluluklarını arttırması değil, faiz oranlarındaki ciddi düşüşlerdir diyor. Bu 80'lerden sonra özellikle finansal piyasalardaki parasal genişleme ve finansal olarak faiz oranlarının aşağı çekilmesi şirketlerin de daha çok borçlanmasına sebep olmuştur. Ayrıca teknoloji olarak, teknoloji açısından yapılan yatırımlar, teknolojideki ilerlemeyle maliyetlerdeki düşüşler ve nakdin ekonomiye etkileri de pay geri alımlarıyla ayrıca anlatılıyor. Çünkü bu arada birçok venture capital dediğimiz ya da melek yatırımcıların desteklediği yeni şirketler kuruluyor. Bunların arkasında da pay geri alımlarının piyasaya farklı bir şekilde para iadesinden bahsediliyor. Ama asıl önemli soru benim burada makalede hoşuma giden, aynı şirket olup olmadığını göremiyoruz diyor. Yani borçluluğu artan şirketler pay geri alımı yapan şirketlerdir şeklinde bir argüman sıkıntılı. Bunu ispatlayamadığı için verilerle bu anlamda sadece biraz manipülasyona dönüyor bu süreç. Dolayısıyla 10 yıl sonra Damodaran Hoca tekrar ziyaret ediyor bu konuyu. Aradan geçen 10 yılda neler değişmiş diye ve 2023 tarihli makalesinde bu sefer kırmızıyla geri alımları yine aynı tarihten 88'den başlatıyor bu sefer ve 2021'e kadar alıyor. Trend aynı, eğilim yükseliş şeklinde pay geri alımlarında. Ama temettülerde de öyle.
Fakat ilginç olan nokta ise pay geri alımlarının 98 sonrasında temettülleri geçerek bir daha da altına inmemesi. Yani artık şirketlerin tercih ettiği yöntem burada kesinleşiyor. Temettü değil, pay geri alım. Yani temettü yatırımı diyoruz ama bu artık eskiyen bir kavram bir taraftan. Çünkü şirketler temettünün sıkıntıları yerine daha esnek, daha kolaylıkları olan ve daha farklı katkılar sağladığı düşünülen pay geri alımlarını tercih ediyorlar. Siyah ise merak edenler için söyleyeyim, bu yeşille kırmızının oranı. Yani pay geri alımlarının miktarı şirketin dağıttığı toplam nakit arasında başlarda düşük seviyedeyken 98'de bu kırılma sonrası yüksek bir noktaya gelmiş, %60 gibi diyelim. Ve ondan sonra da hep orada kalmış. Yani artık pay geri alımları yeni moda bir nakit dağıtım unsurudur. Bunu hızlı geçeceğim. Çok uzun bir tablo. Belki vaktimiz kalırsa konuşuruz diye düşünmüştüm ama bu sefer bölgelere göre bir ayrım var. Yani dünyadaki durum nasıl? Kim en çok geri alım yapan ülke ya da bölge diye bakıldığında %64 ile Amerika'nın birinci sırada geldiğini görüyoruz. Pay geri alımları şeklinde nakit iadesinde. İkinci sırada ise %51 ile Kanada geliyor ve üçüncü sırada ise %41 ile İngiltere. Yani Anglo-Sakson kültürün egemen olduğu batı tarzı sermaye yapısında pay geri alımlarının çok yüksek oranda önde gittiğini, fakat Avrupa ve diğer ülkelerde de yine 30'ların üzerinde, Japonya'da ve Avrupa'da bunun yüksek olduğunu görebiliyoruz. İlgilenenler daha sonra temettülere de bakabilir. Vergi açısından da burada yeri gelmişken bir noktayı netleştirmekte fayda var. Eskiden temettü ile sermaye kazançlarının vergilendirilmesi arasında bir fark vardı vergisel anlamda. Hatta bu fark 50'lerde en yüksek aralığa kadar ulaşmıştı. %66 olarak belirtiliyor. Sonrasında 2000'lerden sonra 2002 yılında bu fark sıfırlandı. Artık bu vergisel anlamda bir tercih sebebi değil. Şu yakınsamayı zaten tarih boyunca görüyoruz. En son 2022'de yanlış hatırlamıyorsam bu enflasyon ile ilgili olarak Biden'ın getirmiş olduğu tasarıda %1'lik bir vergi de kondu şu anda hatta pay geri alımı yapan şirketlere. Burada da şunun altını çizmekte fayda var. Eğer bu pay geri alımına konulan vergi bütçeyi küçültmek için, masrafları azaltmak için bir gelir kaynağı olarak düşünülüyorsa faydası olabilir. Ancak bu farklı bir amaçla cezalandırmak için yapılıyorsa onun da çok bir etkisi olmayacağını hem de Modern'ın notları hem de kendi düşüncemle burada belirtmekte fayda var. Bu grafiği de geçiyorum. Bu da en yüksek geri alım oranına sahip 100 şirket için S&P'deki durumdu. Amerika açısından nasıl gidiyor diye. Sadece pandemideki şu düşüşü geri alımların bıçak gibi kesildiğini belirtmekte fayda var. Çünkü bu benim de daha önce üzerine blogda, internet sistemde 2-3 makale yazdığım bir konuydu. Temettü yatırımı yapanlar da bu dönemde kısmen mağdur olmuştu. Çünkü şirketler açısından nakit yönetimi birinci seviyede. Şimdi üçüncü bölüme gelelim sunumda. Üçüncü bölümde gerçek veriler üzerinden bir uygulamayı geçeceğiz. Veriler İş Yatırım'ın sitesinden Şişecam şirketi açısından temettülere ilk başta baktım. Son 10 yılda acaba bu yapışkanlık unsuru Türkiye için de geçerli mi diye inceledim. Ve gördüğümüz gibi her sene Mayıs ayının sonunda Şişecam şirketi elde ettiği dönem karının önemli bir oranını nakit ve bedelsiz temettü şeklinde paydaşlarıyla paylaşıyor. Hatta kendi web sitelerinde bunun %50'nin altına düşmeyecek şekilde bir ilke kararları olduğunu da belirtmekte fayda var. 1-2 yıl dışında her sene arttığını buradaki verilerden görüyoruz. Son 3 yılı ilerideki grafiklerimde de kullanacağım için belki burada söylemekte fayda var. Hisse başına 16.32, yani 0.1632 kuruş, 40 kuruş ve 68 kuruş şeklinde dağıtıldığını, toplam miktarların ise 500, 1250 ve 2100 şeklinde. Tabii bunlar 2 milyar 100 milyon TL. Öyle 2100 deyince kolaylık olsun diye söylüyorum. Hani tam okumak gerekirse 2 milyar 100 milyon TL'lik bir temettü dağıtımı toplamda yapıldığını son bu yılın Mayıs ayında belirtmekte fayda var. Peki bunu daha önce her çeyrek sonunda Şişecam için değerlemelerde kullandığım kapanış fiyatlarını yansıtmıştım ekrana. Bu ise günlük kapanışlarla çektiğim fiyatlar kendi izlediğim sistemde. Çünkü bunun üzerine başka şeyler ekleyeceğim. Bu hisse fiyatlarının 2001 başından
son cuma günkü kapanışa kadar, 49-22'lik kapanışa kadar olan bir seyrini gösteriyor. Bunun üzerine şimdi dilerseniz az önce söylediğimiz temettülere ekleyelim. 500, 1, 250 ve 2 milyar 100. Gördüğümüz gibi son 3 yılda temettüllerde artış sağlanarak paydaşların durumu iyileştirilmeye çalışmış. Zaten hem katıldığım toplantılarda hem de okuduğum sürekli faaliyet raporlarında hem Sayın Profesör Doktor Ahmet Kırman hem de Sayın Görkem Elverici sürdürülebilir, değer yaratan ve kapsamlı bir büyümenin paydaşlarla eşit bir şekilde paylaşılması açısından son derece önemli olduğunu her fırsatta vurguluyorlar. Burada da bu grafikte bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Temettüleri arttıran bir politika izlenmiş yıllar içerisinde. Sonrasında ise 3 tane belge var burada paylaşmak istediğim. Çünkü bunların ilki 26 Şubat 2021 tarihinde, hemen bir önceki grafiğe dönebilirsek orada şunu göstereyim. 26 Şubat 2021 tarihinde bir pay geri alım kararı duyuruluyor. Bu pay geri alım kararıyla gerekçe olarak da pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması belirtiliyor. Dolayısıyla bunu kendi yaptığım değerlemelerle kıyaslama şansım var benim kendi adıma. Fakat bu artık jenerik bir ifade oldu. Dolayısıyla her pay geri alımı hissenin gerçekten değerinin altında olduğu anlamına gelmeyebilir. Bunu özellikle inceleyerek değerlendirmekte kişilerin buna göre yatırım yapmasında fayda var. Bu sunumun devamında bir karşılaştırma açısından da kullanacağım bunu. İyi uygulama örneği olarak bunu paylaşıyorum. Tabii şirketle ya da hani bunun yatırım kararıyla ilgisi yok. Sadece üzerinde her dönem incelediğim bir şirket olduğu için kendi görüşlerimi bu anlamda belirtmekte de bir sakınca görmedim. İkinci karar ise 30 Haziran tarihinde bu başlatılan geri alım programında limitlere ulaşılmış olması nedeniyle ilave bir kaynak ile yeni bir alım programının devam ettirileceği söyleniyor. Dolayısıyla bunların hepsine şimdi kalem kalem geçeceğiz. Bu grafiğe daha sonra döneriz ama kısaca söylemek açısından bu verilere döneriz ama şunu belirtmekte fayda var. 26 Şubat 2021'de duyurulan ve 15 Mart'ta ilk alımı yapılan programda bugüne kadar 109 milyon lot hisse alınmaktadır. Ve bu alımların sermaye oranı %3.56'ya gelmiştir benim hesaplamalarımla. Bunun içerisinde iki defa pay satışı yapılmıştır. Birisi 29 Kasım 2022'de 50 milyon lotluk yabancıya satış. Diğeri ise geçtiğimiz aylarda Efes Holding'in 17 milyon lotluk satın alma işlemidir. Yani geri alınan paylardan yapılan satış. Dolayısıyla bunu düştüğümüzde benim net olarak gördüğüm şu anda 42 milyon 291.573 adetlik bir pay geri alım söz konusu. Şimdi bunu grafiklerde az önce söylediğim biraz Zoom'un azizliğine uğradım. Çünkü bunların hepsi animasyonla gelen bilgilerdi. Bu kadar karışık değildi grafik. Tek tek anlatacaktım ama şu anda hepsi birden gözüküyor. Dolayısıyla bunu belki şu şekilde yapabiliriz. Evet. Şimdi sanırım burada evet. 26 Şubat 2021 tarihli pay geri alım kararının ardından 30 Haziran tarihli güncellemeyi belirtmiş olduk. İlk alım 15 Mart 2021 tarihinde oluyor. Sarı sütunlar, beyaz daha önce bahsettiğim günlük kapanış fiyatları, sarılar ise geri alım işlemleri. Bu tabii şöyle düşünmek lazım. 15 Şubat'ta ben bunu grafikte hepsini birleştirdim. Fakat 15 Şubat'ta birden fazla işlemle alınmış olabilir. Bu tek toplam rakam. Dolayısıyla grafiği böyle okumakta fayda var. İkincisi ise en yüksek alım, şu 8 milyon lot civarı ciddi bir alım var burada, 23 Aralık 2021. Ve fiyat düşüşünün ne kadar sert olduğunu görerek hani burada gerçekten payların değerinin altında kalması olması ile ilgili bir çıkarım da yapmak son derece mümkün. Üçüncüsü ise en yoğun alım. Şurada 2022 yılının ne kadar sıkıntılı geçtiğini sadece Türkiye için değil küresel piyasalar için de herkes biliyor. Şirketlerin zarar ettiği, S&P endeksinin rekor düşüşler yaşadığı bir dönemdi. Orada Şişecam şirketinin de yoğun bir geri alım yaptığını şu sarı yığılma ekseninde görebiliyoruz. Ve bunun hepsinin her seferinde fiyatı ne kadar yukarı ittiğini, değer yaratan büyümenin fiyata da yansıdığını görebiliyoruz. Üçüncüsü ise son alım tarihini burada grafiğe işaretledim. Bu son alım tarihi ise 3 Mayıs olarak geçmişti. Şu an notlarımda yok ama 400 küsür miktardı bunun da olarak. Ve burada 62 farklı günde
işlem yapıldığını görüyorum kendi kayıtlarımda. Yani şu 15 Mart'ı bir gün, fakat bir günde birden fazla işlem olarak düşünürsek toplam 576 alım. Yani 62 farklı günde 576 alım işlemiyle 109 milyon lot ve bunun karşılığı olarak da 1 milyar 849 milyon 57 bin 214 liralık bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu iyi uygulama örneği olarak tekrar en baştaki grafiğime dönerek kendi adıma hesapladığım değerlerin bir yansıması olarak düşünüyorum. Benim satış yaptığım tek dönem, ben soda döneminden beri Şişecam yatırımcısıyım. Hani belki de bunu söylemekte fayda var. Daha birleşme öncesinde benim ilgimi çeken, çok beğenerek yakından takip ettiğim bir şirket. Ve her dönemde değerlemesini yapıyorum, paylaşmasam da. İnternet sistemde farklı yazılar olsa da her dönem değerlemeyi takip ediyorum. Son o çeyreğin kapanış fiyatına göre kıyaslayarak. Ve şunu belki söyleyebilirim net bir şekilde. Değer mıknatıs gibidir. Piyasalar etkin midir, değil midir tartışılabilir ama değer mıknatıs gibidir ve eninde sonunda fiyatı kendisine çeker. Burada da tek satışı yaptığım dönem seçim öncesi sıkıntıya girmemek için değerin fiyatın altında kaldığı dönemdi. 35-94 şeklinde hesaplamıştım o zaman hisse başına değeri. Ve daha sonra tam zamanında yerine koymuşum bu işlem tekrar geri alımla. Çünkü 2023 yılının sonrasında yaptığım işlemle geri alarak burada bir katkı sağlamıştım portföyüme ve aynı tarihlerde alım yapmış olmak, demin söyledim 576 işlem, herkese denk gelmiştir muhtemelen aynı tarihte alım yapma kısmeti. Ama bir gerekçenize dayanarak bunu eşleştirebiliyorsanız o ayrı bir mutluluk. O yüzden bunu da burada belirtmekte fayda var. Ha, bu arada son bir not, bugün belki seyredenler kızıyorlardır. Çünkü son bir satış, çok sert bir satış yaşadık. Hatta sabah saatlerinde Şişecam'ın 52-35 ile en yüksek seviyeyi gördüğünü de paylaşmıştım. Bugün all time high yaptı Şişecam. 52-35 benim daha önce hesapladığım değere neredeyse yakın bir değer. Fakat son günde yaşanan, bugün yaşanan satış biraz can sıkıcı. Fakat uzun vade düşünüyorsak, benim şu anda fiyatın nereye gideceğini bilmem mümkün değil. Zaten biliyor olsak hepimiz farklı hareket ediyor olurduk. Fakat uzun vadeli yatırım böyle bir şey. Değer hesaplayıp fiyat değer arasındaki etkileşimi görmek gerekiyor. Bunun detaylı notları için sistemde daha önce birkaç kar payı ve ortaklık payı, temettü kavramları ve pay geri alımları üzerine çeşitli yazılarım olmuştu. Buralara şimdi girecek belki vaktimiz olmayabilir ama okuyanlar, dileyenler buradan okuyabilirler. Son aşamasıyla ilgili olarak sunumun dördüncü boyutu vergisel ve yasal düzenlemeler. Elbette ki bu benim görüşlerim açısından dayanakları belirtmekte fayda var. Birincisi, bir tebliğimiz var. Bu geri alınan paylar tebliği resmi gazetede yayınlanan 3 Ocak 2014 tarihli 28.871 sayılı resmi gazeteden ulaşıp tamamını okuyabilirsiniz. Bu oldukça faydalı bilgiler içeriyor. Burada geri alımların hangi şartlarda yapılacağı, geri alım işlemlerine konu sürecin nasıl işleyeceği, bunun muhasebesi, ödenmiş sermayeden düşülüp düşülmeyeceği, nasıl hareket edileceği hepsi detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ama tabii bundan öncesinde bir başka değişiklik var. O da 6.762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6.102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre tümüyle değiştirilmesiyle sağlanan kolaylık. Bu neden kolaylık? Çünkü eskiden şirketlerin paylarını geri alınmasına mevzuat izin vermiyordu. Öncelikle bunun bir değiştirilmesinde gerekçe ve önem bulunmaktaydı. Bu değiştirildikten sonra da artık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleriyle bu tekrar değiştirildi. Şu cümleyi özellikle okumakta fayda var belki. Çünkü yapılan düzenleme ile payları İstanbul Merkez Kıymetler Borsası'nda işlem gören tüm şirketlerin paylarını İMKB'de geri alabilmelerine ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş. Ayrıca ilke kararının yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumu sağlanmıştır. Düzenleme kapsamında geri alım oranı şirketin ödenmiş sermayesinin %10 olarak belirlenmiştir. Burada bir nokta koyup tekrar düşünmekte fayda var. Çünkü bu da değişti. Bu ne zaman değişti? Şimdi 21 Temmuz ve 25 Temmuz tarihli değişiklikler var. Bu 25 Temmuz 2016 tarihli değişikliğe baktığımızda burada yapılan duyuru sonrasında şirketlerin büyük bir oranda, ne kadar bu oranda? 35'i aşkın şirketin kendi paylarını geri alım yapmalarına ilişkin özel durum açıklaması yapıldığı belirtiliyor. Bu anlamda yatırımcılara hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurularını,
tebliğlerini, resmi gazetede yer alan düzenlemeleri, hem de kamu aydınlatma platformunda şirketlerin paylaşmış olduğu bilgileri takip etmesinde fayda var. Çünkü bu daha önce söylediğimiz %10'luk sınırın artık belirli süreyle dikkate alınmadığını belirtiyor tebliğ. Ama alt düzenlemeleri çok karmaşık bunun ve sizin gibi değerli vergi üstadlarının yanında benim vergisel boyutla ya da yasal düzenlemelerle değişikliklerle ilgili bir konuya girmem benim aşan bir boyut. O yüzden sunumumu bu noktada tamamlayarak varsa soruları ileride cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz hızlı olduysa da kusura bakmasın herkes. Tempolu konu bir şekilde anlatmak ancak bu kadar sıkıştı. Çok sağ olun. Estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten tempolu ve bir su gibi akıp giden başı sonu belli olan ve belli bir akış içerisinde olan sunumu. Çok teşekkür ederiz Ergun Bey. Topu bana attınız. Konu vergilendirilmesi kısmına ben de oradaki değişiklikleri anlatayım. Tabii siz anlattığınız konu 1980'lerden başlayan dünya uygulamalarında gelen bir konu söz konusu. Türkiye'de de başlangıcı aslında hem sermaye piyasası kanunu hem de daha doğrusu Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle gündeme geldi. Dolayısıyla 10-15'lik yıllık bile belki bizde bir bunun şeyi yok. Vergi kanunlarına da devreye girmesi 3 yıl önce söz konusu oldu. 17 Kasım 2020'de gelir vergisi kanununun stopaj maddesine, gelir vergisi kesintisi maddesine yapılan bir eklemeyle bizim de vergi dünyamıza, vergi hayatımıza pay geri alımları girmiş oldu. Ama bu buradaki pay geri alımlarının vergilendirilmesindeki stopaj düzenlemesinin getirilmesindeki temel nokta hem gerekçe hem plan bütçe komisyonundaki metinlere baktığımızda da yayınlanan kurumlar vergisi tebliğine baktığımızda vergisiz kar dağıtımını önlemek gayesiyle bir vergi güvenlik müessesesi getirmek amacıyla biz de devreye girdi. Yani az önce sizin anlattığınız kar dağıtım politikası, temettü politikasıyla ilgili bir konu değil. Yani maliyenin buradaki ya da bu yasayı hazırlayanların diyelim, maliye tabii ki değil ama vergi konseyinin anladığım kadarıyla yazılan çalışmalarda bir çalışmasından söz ediliyor bunun temelini oluşturan. Bizde de 2020 yılında bu gündeme geldi. Ben de orada kısa bir hemen o getirilen maddeyi anlatayım. Normalde bizim kanuna göre bir geri alım durumunda bir kar payı stopajı yok. Ama 3 tane koşul getiriyor. 3 tane durum meydana gelirse diyor ki yasa ben bunu kar dağıtımı kabul ederim. Kar dağıtımı sayar ve bunun üzerinden vergi alırım diyor. Şimdi onlara bakacak olursak hemen hızlıca. Hemen 3 tane konu var. Birincisi diyor ki satın almış olduğu, geri alım yapmış olduğu kendi hisselerini eğer sermaye azaltımı yoluyla şirket ortadan kaldırırsa, o hisseleri artık tamamen kendi payına geçmiş, o hisseler ortadan kalkarsa bu durumda buna ilişkin sermaye azaltımına ilişkin tescil kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandığı tarih itibariyle iktisap bedeliyle itibari değer arasında bir fark varsa bu sermaye azaltımında kar dağıtımı olarak sayılır. %15 buradan stopaj yapması gerekir şirketin diyor. İkincisi geri almış olduğu senetleri iktisap bedelinin altında bir tutarla eğer satmışsa bu durumda da diyor ki bu elden çıkarma bedeliyle iktisap bedeli arasındaki fark da bir nevi kar dağıtımıdır. Kar dağıtımı sayarız. Bunun üzerinde %15 tevkifat yaparız diyor. Üçüncüsü de geri almış olduğu kendi hisselerini 2 yıl süre boyunca elinde tutmuş ve bu süre içerisinde şirket ne sermaye azaltımına gitmiş ne elden çıkarmış hiçbir şey yapmamış. 2 yıldır o hisse hala kendi elinde duruyorsa bu durumda 2. yılın son günü itibariyle elde durduğu 2. yılın son günü itibariyle yine iktisap bedeliyle itibari değer arasındaki farkı kar dağıtımı sayar. Bunun üzerinden %15 stopaj alırım diyor. Yani burada temel düşünce ne sermaye piyasasının gelişmesi ne şirketlerin kaynak aktarımı ya da nakit yönetiminin düşünmesi tamamen vergisel bir düzenleme olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi o 15 oranı da aslına bakacak olursanız geride bıraktığımız yıllar içerisinde 2 defa değişti. Şöyle ki kanunda 15 yazılmıştı ama Cumhurbaşkanı'na farklı sebeplerle, farklı başlıklar altında bu oranı sektörler itibariyle ya da konular itibariyle arttırma, azaltma imkanı veriyordu. İlk başlangıçta bu kullanılmadı. Ta ki
14 Şubat 2023, yani bu yılın Şubat'ına kadar, 2020'nin Kasım'ından başlayıp Şubat 2023'e kadar bütün halka açık şirketlerde, borsa şirketlerinde, normal borsaya açık olmayan tam mükellef kurum tabir ettiğimiz diğer ticaret şirketlerinde, anonim şirketlerinde, limited şirketlerde eğer az önce belirttiğimiz kar dağıtım olayı gerçekleşen bir işlem yapılmışsa bu durumda %15 stopaj yapılırdı. Bu yıl 14 Şubat'ta bir Cumhurbaşkanı kararıyla sıfırlandı. Stopaj oranı sıfırlandı. Şimdi tabii burada enteresan bir şey var. 2 yıl uygulanan bir konu var. Bunun getirilme sebebi bir vergi güvenlik meselesi olarak ifade ediliyor. Ama gelinen noktada sıfırlandığında aslında bu düzenleme devlet dışı bırakılmış oluyor. Bu düzenlemenin 14 Şubat'tan geçtiğimiz hafta 7 Temmuz'a kadar bu şekilde uygulandı. Bütün herkes için sıfırdı. 7 Temmuz'da şöyle bir değişiklik oldu. 7 Temmuz'da ise payları borsada işlem gören şirketler için sıfır, onun dışındaki kalan normal diğer şirketler, borsa dışı şirketler de tekrar %15'e çıktı. Şimdi burada bir takım vergi uzmanları, hesap uzmanları ve diğer kişiler ve hatta ticaret hukukuyla ilgili olan kişilerin bir takım görüşleri var. O görüşler de şu, buradaki hisse geri alımı sonunda ortaya çıkan işlemleri kar dağıtımı olarak tanımlamak mümkün değildir diye olan görüşler var. Ve bunun yanlış olduğunu ifade eden görüşler de var. Bunun eğer bir şekilde düzenleme ya da bir vergi kayıp kaçağı veyahut da ticari hayatla ilgili bir düzenleme yapılacaksa bunun yerinin burası olmadığı şeklinde bir görüş var. Örnek vermek gerekirse benimle birlikte çalıştığım Gelibdersi eski başkan yardımcısı Bülent Taş Üstadım'ın vergi algı sistemimizde yazmış olduğu bir yazı vardı. 2021'in başında bu düzenleme çıkar çıkmaz. Onun da ifade ettiği gibi esas itibariyle vergi kanunlarında bunun takip açısından transfer fiyatlandırması gibi bir müessese var. Yani burada sadece bu maddeyi ya da az önce anlattığınız mekanizmayı kötüye kullanma suretiyle vergi kaçırma maksadıyla yapan işletmeler aslında vergi incelemesi yoluyla idarenin ve denetimin etkinliğiyle rahatlıkla tespit edilebilir. Fakat bunu tüm mükelleflere teşmil edecek, kapsayacak şekilde yaptığınızda bütün herkes belki 3-5 mükellef grubu bunu yaparken geriye kalan belki onlarca, yüzlerce mükellefi bu zor duruma sokmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Hatta örneğin şirket zararlı, hiç dağıtabilecek karı yokken sırf bu işlemler sebebiyle kar dağıtmış pozisyona düşüp olmayan karı dağıtmış hale gelecek. Pay sahipleri açısından elde edilmiş bir kar payı var mıdır, yok mudur, ne zaman bu elde edilmiştir, nasıl beğendirilecektir, bu yine tartışmaya açacak. Aslında demin belirttiğiniz gibi bu konuyu da eğer biz vergisini alacak olsak, vergi konusunu alacak olsak belki 2-3 saatlik onlarca bu düzenlemenin yol açtığı sıkıntılardan bahsetmek mümkün. Ama dünya uygulamalarına baktığımızda kim ülkelerde bu tür vergilendirme var? Az önce siz Amerika'da Biden'ın belirttiğiniz %1'lik kim hissesini geri alırsa ona %1 vergi getireceğim dediği gibi bir düzenleme de olabilir. Ama bizde yapılan şey daha henüz gelişmekte olan bir piyasada tamamen sadece vergi kayıp ve kaçağını önlemek gibi bir amaç burada ifade edilse de aslında piyasanın gelişimine çok ciddi bir müdahale mi olduğu kanaatinde bu kendi kişisel görüşüm adresinde belirttiğiniz gibi bunun yerine vergi incelemesi ve transfer fiyatlaması uygulaması kapsamında aslında bu tür farklılıklar, bu tür şeyler çok rahatlıkla tespit edilebilir. Bunların sayısı da belirli. Dolayısıyla daha önce bu sıfırlama kararı, Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanı kararıyla sıfırlama kararı aslında doğru. Şimdi borsa şirketlerini bu işin dışına çıkarttılar sıfırlama suretiyle ama diğer aile şirketi şeklindeki anonim ve limited şirketler kapsama girmiş oldu. Aslında bu düzenlemenin belki en tartışılacak tarafı şirketlerin kendi hisselerini itibar değerinin üzerinde geri çağırması kar dağıtımı olarak sayılır mı sayılmaz mı ifadesinde yer alıyor. Benim kişisel görüşüm tabii bu tartışılabilir. Bunun taraftarı olanlar da var bu tür düzenlemenin yer alması gerektiği konusunda. Ama ben bu düzenlemenin Türkiye için aynı Bülent Taş Üstadım olduğu gibi hem ortağım hem de birlikte çalıştığımız üstadım olarak ben de o görüşü paylaştığımı belirtmek istiyorum. Dediğim gibi onlarca burada vergisel sorun var.
hala çözülememiş ve bir tebliğ var, 18 nolu kurumlar vergisi tebliği. O tebliğde de bu sorunlara girilmemiş durumda. Tebliğ hiç sorun yokmuş, sadece olağan şeyleri anlatıyor ama çok fazla durumlar var. O sebeple ben de bugünkü düzenlemenin bu kısmını anlatarak tamamlamış olayım. Bundan sonraki bölümde de değerli izleyicilerimizin katkılarını, sorularını alarak programımıza devam edelim diye düşünüyorum Erhan Bey. Çok güzel oldu Üstad. Bu vergi konusu dediğiniz gibi saatlerce üzerine konuşulabilecek ve tartışılabilecek konu ama buradan şunu net bir şekilde almak lazım. İkisini birleştirirsek, temettü politikaları artık pay geri alımına evrilmiştir. Ve bu dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu bugünün olayı değil, bu 80'lerde başlayıp 2000'ler sonrasında hız kazanan ve artık somutlaşan bir gerçektir. Ve bu konuda çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Artı bir notumuz da çok güzeldi, onu da not ettim. Hani gelişmekte olan piyasaları ayrı değerlendirmek lazım ve amaç burada bence çok belirleyici. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hatta ben de yine sizden bir ilham alarak şeyi belirteyim. Emisyon primi meselesi var. Mesela emisyon primi bizim vergi kanunlarımıza göre istisnadır. Nedir emisyon primi? Hisse senetlerinin ilk çıkarıldığında ya da sermayenin arttırımında itibari değerle satış bedeli arasındaki kalan farkı kar saymıyoruz. Eskiden çok yıllar yılı bunun tartışması olmuş. Benim de kar dağıtımı kitabım var, orada araştırırken gördüğüm. Yani ticaret hukukuyla vergi hukukunun çatıştığı alanlardan birisi olmuştur sürekli. Ve en sonunda vergi hukuku da ticaret hukukunun alanına yaklaşarak bunun bir aslında kazanç olmadığını istisna saymak suretiyle kabul etmiştir. Şimdi burada da benzeri durum aslında pay geri alımlarında var. Az önce belirttiğiniz örnekte mesela 21 liraya geri aldı diyelim şişe cam hisse senedini. Sonra öyle bir ortam oldu ki 50 liraya geri sattı aldığı hisseyi. Bu aldığı para bir kazanç mıdır yoksa bir emisyon primi gibi bir şey midir baktığınızda? Aslında bu son bilançoda tam olarak karşımıza çıkan net bir durumdu. Yani rakamları şimdi tam hatırlamadığım için yanıltıcı bir bilgi vermek istemem ama yaklaşık 1.3 milyar TL'ye yakın bir kar oldu bu 50 milyon adetlik yabancıya, 50 milyon lotluk yabancıya satış sonrasında. Ve bu bilançoda vergilendirildi diye biliyorum ama bakmak lazım tekrar detaya. Siz söyleyince şimdi almadığım bir unsur olduğunu fark ettim. Büyük olasılıkla vergilendirilmiştir çünkü buna dair bir istisna kalemi yok. Yani az önce belirttiğim istisna maddesi kurumlar vergisi kanunundaki sermayenin ilk çıkarıldığında ve arttırıldığı anı ifade ediyor. Ama geri mesela işte bu 50'lerdeki bir ticaret kanunu ya da 80 öncesi bir kanunun yapısı, 2000'lerde artan bir düzenleme varsa bunun da yeniden tanımlanmasına ihtiyaç var. Bir emisyon primi gibi ifade edilmesi uygun olacaktır. Çünkü amaç burada şirketin büyümesi, gelişmesini sağlamak. Bir sermaye unsurudur aslında buradaki de. Ama salt vergici gözüyle bakarsak burada bir kazanç vardır, bir artı değer vardır. Vergi alınabilir bunun üzerinde diye düşünülebilir. Çok teşekkür ederim. İlham verici, sohbet açıcı ama çok değerli üstadlarımız da var. Onların da katkılarını isterseniz alalım, sorularını alalım. Varsa hatalarımı düzeltirlerse de ayrıca memnun olurum değerli üstadlarımızın bilgi birikiminden faydalanmak adına. Aynı şekilde. Benim için de geçerli bu. Çok teşekkür ederim. Evet, Mehmet Becerli üstadım sesini açtı. Ondan isterseniz başlayalım. Buyurun üstad. Merhabalar. Tabii vergici olunca konunun derinine girme hevesi oluşuyor. Ben yüzeysel kalmak adına iki vurgu yapayım, bilgilendirme. Birinci olarak borsaya açık olmayan şirketlerle ilgili olarak %15 geldi ama ne kadar sağlıklı o tartışılır. Bilgi notuyla iktisap gerçekleşmiş, geri alım hissesinin iktisabının gerçekleştiği tarih eğer 7 Temmuz'dan önceyse bunlara ilişkin stopaj oranının hala sıfır olarak devam edeceğine ilişkin bir bilgi notu açıklaması var. Tabii vergi denetim elemanlarının bu bilgi notuydu bizi bağlamaz diye bir çıkma ihtimalini de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Ama öyle bir bilgi notuyla gelir idaresinin açıklaması var. Gelir idaresinin görüşü oluştu. Dolayısıyla o hala devam ediyor ya da ediyor mu diyelim. Herkes için, hazirun için farklı görüşü olan varsa onu almak lazım. Tabii iktisap tarihi itibariyle borsaya kotu olmuş şirketlerde iktisap tarihi çok belli ama
diğerlerinde muazzanın olup olmayacağı, iktisat tarihinin tam olarak ne olduğu da tartışılır. Yani nama yazılı hisse senetlerinde, hamile yazılı hisse senetlerinde bunun ne olabileceği çok farklı boyutlara gidebilir. O konu hassasiyet taşıyor diye düşünüyorum. Özellikle gelir idaresinin iktisat tarihi üzerine yaptığı bu sıfır mı 15 mi uygulanacağı şeklindeki açıklamadan sonra. Onu bir vurgulamak isterim öncelikle. Toplantıya not olarak düşmüş olalım diye. Başka soru cevap kısmına girersek tabii çok soracağımız şeyler de var ayrı konu ama burada belki daha spesifik konuşmak gerekebilir. Dışarıdan da izleyenler veya bundan sonra izleyecekler için sıkıcı olabilir o kısım. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok faydalandık. Ergün Bey'e de size de Nazım Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ne iyi yaptığınızda böyle bir sunumu gerçekleştirdiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Bu arada hatırlatınca bir konuyu da belirtmekte fayda var. Borsaya kote olmayan şirketlerin fiyatı da sıkıntılı. Yani şimdi tarih açısından Mehmet Bey çok güzel oraya not etti ama borsada işlem gören şirketler açısından fiyat herkes için oradaki bir gerçeklik. Fakat borsaya açık olmadığında fiyat hangi fiyattan geri alındı ayrı bir tartışma konusu. Tabii orada transfer fiyatlandırması kanalı hep açık. Nazmi kardeşimizin söylediği gibi ona dikkat etmek lazım. Çok sağlamcı gitmek gerekirse tavsiye babından bir değerleme şirketine değerleme yaptırıp üzerine vergi mahkemesinden karar çıkartırıp onu da takdir komisyonundan geçirmek şeklinde üçlü bir mekanizma yapılabilir en sağlam şekliyle. En doğrusu budur, en risklisi. Evet. Aile şirketlerin işi bayağı zor o zaman üstad, işi sağlama bağlamak için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mehmet Üstadım. Çok değerli bir katkıydı. Nur Aslan Üstadım mikrofon açtı. Ona söz verelim. Bir defa Sayın Mehmet Beceren'e teşekkür ederim. Bu kadar ciddi bir toplantıda bu kadar kahkaha atabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama kamu yönetimi genelinde ve özelinde de gelir idaresini uygulamalarını görünce zaten kahkahasız bir gün geçirmek de kolay olmuyor. Benim üzerinde duracağım ya da söylemek istediğim bir iki nokta var. Çok aydınlatıcı bir toplantı oldu. Az çok bildiğim konular ama gerçekten bir yeni şey öğrendim. Ergün Bey'e çok teşekkür ederim. Nazmiye her zaman olduğu gibi minnettarım. Efendim şimdi bir defa ben şunu anlamıyorum. Belki bunu anlasam çok yararlı olacak. Bir şirketin payını geri almasının nasıl kar dağıtımı olabileceğini anlayamıyorum. Yani çünkü bundan yarar sağlayacak olan bir defa şunu kaçırıyoruz ya da vergi idaresi şunu kaçırıyor. Borsaya kote edilmiş her gün açık alım satım ya da ne deniyor ona müzayede ile çalışan bir yapıyla dört kişinin ortak olduğu bir anonim şirketi aynı terazide tartmaktan daha yanlış bir iş olamaz. Çünkü transfer fiyatlaması meselesini hiç anlamıyorum böyle bir durumda. Neden? Çünkü burada muaza kolay değil. Transfer fiyatlamasının temel meselesi muazayı önlemektir. Yani her gün müzayedenin yapıldığı, daha Türkiye Borsası'nın müzayede şeyden ne derler ona, bu tür aldatmalardan, hilelerden ya da biraz evvelki kelimeyi bir daha söylemem gerekecek. Danışıklı dövüşlerden ağrı olduğunu söyleyen kimse yok. Bunu söyleyen zaten habersizdir bu olaylardan. Ne var ki bunun yolu vergisel çözüm değil. Yani bunu vergiyle çözemezsiniz. Kısaca söylemem gerekirse bir kere halka açık olmayan firmalara kendi şeylerini alma hakkı vermenin uygulanabilir olmadığını düşünüyorum. Yani o muazzaya çanak tutmaktır. Vergici diliyle söylersek. Niye öyledir? Çünkü halka açık olmayan bir şirketin kendi hisselerini hangi bedelden, hangi fiyatla, hangi değerlemeyle alacağı konusunda hiçbir objektif kriter yok. Niye doğsun ki böyle bir ihtiyaç? Bu nedenle de Sayın Beceren'in önerdiği o kadar formaliteye de hiç gerek yoktur. Aslında orada yapılacak şey satın almanın sadece halka açık şirketlerde söz konusu olabileceğini düzenlemektir. Sonrasına da karışmamaktır deyip çok konuşacak şey var. Bir de eski öğretmen olarak konuşmayı çok sevdiğimi düşünüp frene basmak için noktalamak üzere söylüyorum. Aslında şöyle bir durum var.
ta Özal'dan beri Türkiye'de iktidarı elinde bulunduran kesim olsun da nasıl olursa olsun kafasında. Yani iktisadi hayatı sağlam kurallara, iyi denetime, iyi yönetime bağlamak yerine kamuoyunun hoşuna giden belli kesimlerin yararlanabileceği yapıya dönüştürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık vergi idaresi eski bürokratik gelenek hiç de kötü olmayan, yani kötülemek amacıyla söylemiyorum. Devleti koruma ve sistemi koruma kaygısıyla başka bir uca doğru gidiyor. Ve vergi idaresinde bu çok sık görünüyor. Birileri gaza basarken birileri frene basıyor. Ve onun için de curcuna gibi böyle araba, ben hiç başıma gelmedi. Bir gaza basarken frene basarsanız kaygan bir yolda araba bir şey öyle bir döner. Bu nedenle dönüyor ve tabii mükellefin de başı dönüyor. Muazza dolu, naylon fatura dolu ama siz hala şeyi, yani bir gün sıfıra indiriyorsunuz, ertesi gün %15 bilmem ne yapıyorsunuz. Yani hukukun en önemli özelliği istikrardır. İstikrarsız, sık değişen bir hukuk sistemi ilandan sonra affa benzer diye biten cümledir. Yani bu böyle olmaz. Yani o nedenle de bizim teknik anlamda tartıştığımız şeyler kamu hayatı içerisinde hiç özne, hiç dikkate alınmayan anlık kararlardır. Ne yazık ki böyledir. Tekrar teşekkür ediyorum. Söyleyecek yanında şey var ama herkesin hakkına riayet etmek ve saygılarımı sunarak sözlerimi bağlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz üstadım. Sağ olun. Gerçekten çok değerli katkıydı ve farklı bir noktaya değindiniz aslında. Bunu ikiye ayırıp halka açık olan borsada kote şirketlerle borsa dışı şirketler şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Ayhan üstadımın bir mikrofon açtığını görüyorum. Onun da katkılarını ve sorusunu almak üzere söz ona bırakıyorum. Şimdi ben gerek Ergun Bey'e gerek Nazmi'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantı düzenledikleri için. Nur'un görüşlerine de aynen katılıyorum vergi konusunda. Burada aslında bir kazanç falan yok. Yani şirket, özellikle halka açık şirketlerde piyasada 50 liralık liseyi satın aldı. O günkü fiyattan 60'a sattı. Doğan bir kazanç yok. Tersi olsaydı 50'ye alıp da 40'a satsaydı zararı yazacak mıydı? Kabul edecek miydi idare? İdare diyor ki kazanç çıkarsa vergilerim, zarar çıkarsa düşürtme. Yani böyle bir vergi mantığı olamaz. Dolayısıyla burada hisseyi niçin alıyor şirket? Hisseyi şirket şunun için alıyor. Ergun Bey de açıkladı. Piyasada oluşan fiyattan daha değerli olacağına inandığı için. Ve o günkü fiyatı, piyasadaki fiyatı şirketin olması gereken fiyatın altında bulduğu için alıyor. Bu bir bakıma da yatırımcılara şöyle bir mesaj vermek. Yani benim şirketimin hisse fiyatı bugün piyasada olanın daha üstündedir. Ben şirket olarak bu hissenin gerisindeyim. Aslında ben prensip olarak açık söyleyeyim. Özellikle bizim gibi ekonomisi çok dalgalanan, iniş çıkışları çok olan bir ülkede şirketin elindeki kaynakları özellikle de borçlanarak, özellikle de borçlanma suretiyle ki borçlanmanın maliyetinin de çok yüksek olduğu ülkemizde giderek bu parayla hisse piyasadan alınmanın ben finansman açısından, işletme yönetimi açısından da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu Amerika için, Avrupa için, gelişmiş Japonya piyasaları için doğru olabilir. Kaynak maliyeti çok düşük. Ekonomiler mümkün mertebe stabil. Gerçi son yıllarda orada stabiller kalmadı ya 2008 krizinden sonra. Türkiye gibi inişlerin çıkışların çok olduğu ülkelerde şirketler ellerinde bir miktar işletme sermayesi yede yatağın tutmak zorunda. Bu nedenle eğer elinde fazla kaynak varsa bunu yeni yatırıma yönlendirmek, hisseyi satın almak yerine yeni yatırımlara yönlendirmek, onun da ergümesi öyle tabii, getirisinin sermaye maliyetinden üstün yüksek olması kayıt ve şartıyla. Zaten yatırımın getirisi sermaye maliyetinden yüksek değilse onun yatırım yapmanın anlamı yok. Hatta orada Türkiye gibi ülkelerde bir miktar risk priminde koyarak daha yüksek bir diferansı sağlaması gerekir. Ancak istisnai hallerde, çok istisnai hallerde yer alım Türkiye'de uygulanabilir. Türkiye'de bugün Avrupa'da olduğu gibi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bence sık başvurulması gereken bir yöntem olarak kullanılmaması gerekir. Şirketlerin ellerindeki kaynakları eğer düzenli bir temettü dağıtımına oturtabilirse, temettü şeklinde artan kısmında yatırımlara yönlendirmesinin ben daha doğru bir kaynak kullanımı olduğunu düşünüyorum. Vergi yönünde Nur'un dediğine aynen katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Belki Üstad kar dağıtım politikasında Erhun Bey de kısmen değindi. Nakdin çok fazla oldu ama alternatif yatırım ortamının çok fazla ya da yatırım ortamının çok fazla şey olmadığı, cazip olmadığı bir ortamda tekrar hisseler alarak beklemeye geçmek, nakit olarak da tutmaktansa daha alternatif olabilir mi Ayhan Üstad? Ne dersiniz? Hani piyasada yatırım için çok fazla imkan yok o günler itibariyle. Elinizde ciddi bir nakit birikiminiz oluştu, karınız oluştu. Bu bir politika tercihi olabilir değerli Üstad. Valla şimdi şöyle, yani bu piyasanın konjonktürüne bağlı. Evet. Piyasanın konjonktürüne bağlı. Yani faizlerin 40'a 50'ye çıktığı yerde tabii sizin yatırım yapmanız diye bir şey söz konusu olamaz. Yani onun alternatif getirisi hangi yatırımı yaparsanız yapın 30-40'ı getirebilecek bir düzeyde olamaz. Ama tabii faizin yüksekliği enflasyonun da yüksekliğini ortaya koyduğu için yaptığınız yatırım da reel varlık olarak artıyor. Yani orada sadece enflasyona faiz haddine bakmak gerekmiyor. Onu adjust ettikten sonra, düzelttikten sonra gerçekten bir kar kalabiliyorsa sermaye reel maliyetiyle hesaplandığında o yatırıma da devam etmek gerekir öz kaynakla. Borçlanarak değil. Borçlanarak yatırıma gitmek son derece tehlikeli. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir hayat dersi üstadım. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Değerli üstadlarım, başka soru ve katkısı olan izleyicilerimiz arasında ben YouTube'a da bakıyorum. Oradan bir soru var mı diye ama soru gözükmüyor şu anda. Belki bir öneri yapabilirim. Ayhan Üstad'ın söylediklerinden sonra yani şirketin kendi aldığı paylardan elde ettiği kazançlar vergiye tabi olduğuna göre bunun finansmanı için katlanılan maliyeti de ve gider olarak kabul etmek tabii ki gerekir. Ama eğer şimdi biraz evvel söylediğimi biraz daha açıklamak istiyorum. Ekonomi politika yapıcıları bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyor. Kamu politika bürokratlar, maliye bürokratları diye tasvir etmeyeyim. Bürokratlar kamu varidatını arttırmayı ve muazzaları önlemeyi düşünüyorlar. Şimdi burada bir çatışma var. Burada ortak bir nokta ararken belki faizlerin kısmen gider yazılması vesaire düşünülebilir. Ama söz almışken bir yere daha katılayım. Bir noktaya daha değinmek isterim. O da şu. Biz servetleri vergilemiyoruz. Türkiye'de servetler vergilenmiyor. Efendim gelir vergileniyor diyorsanız bu eksik. Servetler de ve gelirler de vergilenmelidir. Türkiye'nin, Nazmi biliyor, Ayhan Üstad da diğer konuşmalarımızdan biliyor. Türkiye içinde bulunduğumuz konjonktürde özellikle belki de konuyu biraz taşırmak pahasına hiç söz almadığı, alan olmadığı için cesaret ettim bu konuyu açmaya. Türkiye şu günlerde vergi toplamak zorunda. Katma değer vergisiyle toplarsanız enflasyonu arttırırsınız. Katma değer vergisiyle toplamazsanız nereden alacaksınız? Kurumlar vergisinden alacaksınız. O da çok doğru değil ama hadi 105 puan aldınız. Başka nereden alacaksınız? Servetlerden almak zorundasınız. Şimdi böyle baktığınızda pay geri alımları stratejik önem kazanıyor. Mesela servetlerden vergi almayı düşündüğümüzde farklı bir çözümün daha doğru olabileceği sanılabilir. Çünkü nihai olarak orada belki de borsada bir de şöyle bir çelişkiniz var. Borsadaki bütün kazançlar, bireylerin kazançları ve hepsi vergiden istisna. Fakat şirketlerin bu konudaki girişimlerine farklı bir çözüm getiriyorsunuz. Ama eğer bütün varlık ve varlıkların tümünün toplanıp belirli ve cömert istisnalarla vergilendiği bir düzende belki de gerçekten pay geri alımlarını farklı bir çözüme doğru götürmek gerekir. Çünkü onlar birer servet unsurudur. Buradan çok somut bir şey söylemediğimin farkındayım. Ama şu bağlamda anlamlı bir şey söylediğimi zannediyorum. Yani vergi sistemi bir felsefesi olmalı, bir yaklaşımı olmalı. Ben gelir dağılımı sorununu çok ciddi bir sorun olarak görüyorum diyorsanız, o durumda borsaya da pay geri alımına da dolaylı olarak farklı çözümler getirmek zorundasınız. Şu anda karmakarışık durumda olduğu anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Üstad. Sağ olun. Evet, sanırım başka katkı gözükmüyor. Ben kendi sözümü toparlayıp son sözü
Ergün Bey'e bırakayım. Hem bir değerlendirme, konuşulanlar üzerine ilave edeceği konular, demin hızlı geçtiğimizde belki eklemeyi düşündüğü yeni bir şey olursa. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli bir toplantıydı. Gerçekten çok bilgi edinerek çıktığımız ve sonraki zamanlarda da izlenebilecek bir program olduğu kanaatindeyim. Onun için ben çok teşekkür ediyorum Ergun Bey'e. Zamanını ayırdı. Bütün hafta sonu bu sunum için bize hazırlık yaptı. Onun farkındayım. Gerçekten çok değerliydi. Sunumun başında da belirttiğim gibi çeviri kitapları olan bu konunun uzmanı bir kişiyle görüştük. Onun için de bir kitabın yazarından onun ruhuna erişmiş kişilerden o konuyu dinlemek çok daha keyifli oluyor. Bu nedenle de Ergun Bey'e ben katılım için çok teşekkür ediyorum ve son söz için kendisine sözü bırakıyorum değerlendirmelerini ve kapatmak için. Estağfurullah Üstad, onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. O çeviriler biraz korona döneminden kalan pandemi, daha doğrusu benim sevdiğim adıyla bütünsel salgın döneminden kalan bir süreçti. İyi ki de yapmışız onları. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çok büyüklere çok faydası olduğunu görüyorum. Özellikle dilin iyi kullanımı yanında bu çevirilerin işin içinden gelen kişiler tarafından yapılmış olması kavramsal bütünlük açısından da son derece önemli. Bunu özellikle belirtmek lazım. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Böyle üstadlarımızdan öğrenmek, vergi konusunda benim de bilmediğim noktalarda aldığım notlar son derece kıymetli benim için. Bunun açısından gelirsek de çaba, emek her zaman değerli. Her zaman böyle şeylere vakit ayırmaktan mutlu olurum. Bir faydası olduysa da ne güzel. Son bir notla bitirebilirim belki. Daha doğrusu iki notla bitirebilirim. Birincisi şirketler üç şeyi yaparlar. Şirketlerin amacı kâr etmektir, büyümektir. Bu kârı ortaklarıyla paylaşmaktır, daha da iyisini üretmektir. Bunun için yatırım yapmak esastır şirketler için. Ancak yatırım yapmak için sermaye maliyeti ve sermayenin getirisi açısından uygun şartlar yoksa bu nakdi temettü olarak yatırımcılarına dağıtmalarında, eğer bunun da bağlayıcı olması ve katılığından çekiniyorlarsa ve eğer şartları oluştuysa, değerinin gerçekten altındaysa piyasadaki fiyatı şirketin hisselerinin, o zaman da pay geri alım şeklinde üçüncü yola başvurmalarında fayda vardır. Son sözümde belki herhalde biraz motto gibi olabilir. Değer bir mıknatıs gibidir. Fiyatı her zaman kendisine çeker. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi bir noktayla tamamlamış oldunuz. Çok sağ olun Ergun Bey. Tüm katılımcılarımıza da, üstadlarıma da değerli katılımlar ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şeref duyduk onları burada görmekten. Aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ gitmiyorum bütün üstadlarımıza. Sağ olun. Çok teşekkürler.